Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, bugün çok özel bir bölümde karşınızdayız. Milli tenisçimiz Ergi Kırk'ın bizimle. Ergi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Valla geldiğin için teşekkür ederiz. Takvimler yoğun. Onun için seni ağırlamak çok büyük keyif. Sana çok güzel sorularımız var. İki arada bir derede yakaladık. Ben teşekkür ederim. Benim için de keyifli. Ergi'yi çok kısaca tanıtıp hemen sorularımıza başlayalım. Ergi'yi bilmeyenler için zaten biz onu Junior zamanından takip ediyorduk. Çünkü çok başarılı bir Junior kariyeri geçirmişti. 20 numaraya kadar yükseldi. Profesyonelliğe de güzel geçti. Geçtiğimiz ay daha 25 binlik ikinci kupasını kazandı ve kariyer sıralaması olan 270'e ulaştı. Ve ilk 300'e girmeyi başaran dördüncü erkek tenisçimiz oldu. Valla çok heyecanlıyız. Onun için bol bol sorumuz var sana bugün. İlk olarak şimdi bir genel olarak şu anda nasılsın, neler yapıyorsun, neredesin, takvimin tam neresindesin onu bir sorarak başlayalım. İstanbul'dayım. Geçen bir haftadır falan buradayım. Bir hafta 10 gün oldu. Cumartesi günü de Polonya'ya gidiyorum Challenger için. Challenger 90 ana tablodayım. Grodzisk Mazowiecki diye ismi var Challenger'ın. Varşova'ya yakın. Ondan sonra Prag'da oynayacağım. Yine Challenger 50'lik. Sonra da Como'ya da Toulouse var. Ondan sonra da Bogota'da Davis Cup var. Aynen, orada Milli işler birden formayı. değişecek. Evet. Aynen, bu sene çok büyük bir iş başardınız zaten. Onlara da geliriz. Özbekistan'ı eledik ve ilk defa bu yükseklere çıktık. Birinci grup elemesine geldik. Oraya gideceksiniz. Bogota'da da Gayet iyi. rakım çok yüksek. İpek'ten biliyoruz toplar bayağı uçuyormuş. Şimdiden Evet. böyle bir ipucu verebiliriz. Evet, onun bir haberimiz var ondan. 200, 2500, 2600 metre civarı bir şey sanırım. Yani Zorlayıcı şartlar olacak. uzağa gitmeden alıştırma yapalım derseniz Kitzbühel'e tavsiye ederiz. Oradaki turnuvada da rakım çok yüksek. Orada da Evet. toplar bayağı uçuyor. Evet. Bogota'ya git gel İşte biraz daha zor olur Avusturya'ya göre evet. çünkü. Biz de bir hafta önce gideceğiz sanırım o şartlara alışabilmek için. Hem saat farkı hem o uçuş biraz uzun. Bir de tabii ki Bol bol top rakım. götürün. Epey kort dışına Evet. çıkabilir. İstiyorsan bir başlangıca dönelim. İlk başlarda bu bizim klasik soru, her yerde sorulan ama insanlar da merak ediyorlar. Tenise nasıl başladın? Nerede başladın? Ne zamanlar tam böyle tam zamanlı aktiviteye dönüştü? Tenise 4,5-5 yaşında başladım Ankara'da. Ama Hangi daha ciddi kulüpte? olarak ODTÜ'de başladım ilk başta ODTÜ'de oynadım. İşte ablam orada tenis oynuyordu. Ben de onun kortuna girip topları falan topluyordum. Topluyormuşum yani. Sonra babamlar tamam bunu da oynatalım bu da bu işe bulaştı demiş. Öyle başladı. İşte uluslararası turnuvalara da 11-12 yaşında başladım. Eddie Hearn, Orange Ball Hmm, çok ilk erken. defa gittiğimde aynen 11 yaşındaydım. Sonra tenis Europe oynadım işte 14 yaş bütün turnuvaları. Ondan sonra da ITF 15-16 oynadı 18 yaşına kadar. 18 yaşında da daha çok Future'ları oynamaya başladım özellikle yılın ikinci yarısı. Sonra tabii zaten 19-10. Junior'dan çıktığım için full profesyonel takvim oynamaya başladım. Future'lar, Challenger'lar öyle. Yani Junior'da çok iyi bir karnen var hakikaten. Yani demin de Gökalp de dedi. İlk 20'ye kadar girdin. Çok ciddi isimleri de eledin o yolda. Böyle en aklında kalan turnuva, maç, hatıralar o Junior döneminden ne aktarabilirsin bize? Ya iki tane belki Junior kariyerimin önemli noktası vardı. Bir tanesi Orange Bowl'daydım. Sanırım 2015 olması gerek. 16 yaşın sonu. Aralık'ta Avustralya açığa sayılan son turnuvaydı. Ve hani kaç puana ihtiyacım vardı hatırlamıyorum ama işte single'da ilk tur kaybetmiştim. Alexi Popirine, Avustralyalı. Beraber çiftlerde de onunla oynuyorduk. Yani final oynamamız gerekiyordu benim ana tabloya girmem için Avustralya açıkta. Biz de hem ikinci tur hem çeyrek final hem de yarı final de üç değişik maçta maç puanları çevirdik. Yok Öyle artık. finale çıktık. Hatta ikinci tur 3 maç puanı çevirdik diye hatırlıyorum. Şapovalov'la Mate Valkus diye bir Macar bir oyuncu. O da şu an iyi ilk 250 falan. Sonra hem çeyrekte hem yarıda yine 2-3 maç puanı çevirdik. Sonra finalde kaybettik ama son
liste çıktığında Avustralya açığa son girmiştim. Yani o bir özel bir andı. Herhalde dedin tamam ben alacağımı aldım. Aynen. Artık maç puanı çevirmeye gerek yok. O stresi daha kaldıramam. Finalde de yakın bir maç kaybettik. 7-5, 7-6 ya da 7-6, 7-6 öyle bir şeyler. Kimle oynamıştınız? Ama iki tane Japondu. Tam isimleri hatırlamıyorum ama yani biraz robot gibi oynuyorlardı. Bayağı şey istikrarlardı. Ama evet final yetiyordu bize. Biraz da onun şeyi vardı. Evet, biraz bir rahatlama oldu tabii ki. En özel anım oydu. Çünkü ilk kez Grand Slam'e giriyordum ana tablodan. Hatta elemeye de ilk defa giriyordum. Tam elemeye girmiştim de ana tablo için oynuyordum. Var mı böyle teklerde yendim dediğin şu an adını ATP 200'den bildiğimiz isimler? İşte Alex Popirin'i bir kere yenmiştim. Evet. Hatta iki kere de olabilir. Demi Noir'la oynadım. Onu yenmiştim. Kezmanovic. Hatta ben 10 yaşından 14 yaşına kadar Sırbistan'da antrenman yapıyordum. Kezmanovic de oradaki lokal turnuvalarda neredeyse her ay bir kere oynuyordum. O daha çok kazanıyordu ama yani neredeyse her hafta, her ay oynuyorduk yani o vardı. Onunla da double'da da bir tane Grey Dağ kazanmıştık Osaka'da. Evet Grey Dağ da bu arada hani bilmeyenler için Grand Slam'le eşit seviye turnuva oluyor Junior'da. O da onun için çok iyi bir başarı. Bir de böyle çok güzel bir güzellik olmuştu benim hatırladığım. Junior zamanından tam geçiş zamanı sanırım. ATP Finals'a gitmiştiniz. Yoksa o ilk profesyonel senen miydi? Londra'ya gidip bir antrenmanlar yaptığını hatırlıyorum. O Junior'ın son senesiydi. US Open Junior oynuyorken benim o zamanki çalıştığım antrenör benim Adidas'la sözleşmem vardı kıyafet için. Yani kıyafet desteği alıyordum. İşte o Adidas'ta çalışan da ATP finallerine sordu hani hitting partner için. Çünkü onlar her yıl 3-4 tane junior alıyorlar. Oradakiler bir antrenman yapsın diye. İşte bir e-mail atmıştı. Onlardan da olumlu geri dönüş geldi. İşte antrenörle beraber bir hafta gittik orada. Yani bütün oradaki oyuncularla antrenman yapma fırsatım oldu. Yani çok özel bir haftaydı. Zaten ondan sonra da çok iyi hissetmeye başladım oyunumu. İlk Future'da da ilk yarı finalim geldi ondan bir ay sonra. Çünkü orada cidden seviyem arttı yani bir haftada herkesle antrenman yapıyordum. Onun üstüne orada mesela Junior'lardan Kezmanovic vardı. Yibingu vardı. Şu an o da inanılmaz formda. Uçuyor. Evet. Bir de Fransız bir oğlan daha vardı. Fransızla Maxence Broville diyeydi de Technifiber oraya top sponsoruydu sanırım o zaman. Hem ATP'ye hem finallere şu an devam ediyor bilmiyorum. Ama o vardı. Dördümüzdük. İşte prolarla oynamayınca da birbirimizle antrenman yapıyorduk zaten. Bütün gün korttaydık yani orada 4-5-6 saat. Bir de böyle antrenman yapması en rahat insanla antrenman yapmışsın. Efsanelerden. Rafael Nadal. Evet, o şeyi videoyu hatırlıyorum ben de. Ya Nadal'lı evet. Antrenmanlarından çok bahsedilir. Hani maç yapıyor gibi antrenman yapıyor. Evet. Zaten biz de izlemiştik birkaç defa. Karşı filenin öbür tarafında olmak nasıl bir his antrenmanda? Top bayağı intense geliyor yani antrenmanı zaten herkes biliyor. Spin seviyesi toptan çok az diyorlar Nadal için de. Topspin, forehand topspin'i. Ya açıkçası toprakta oynamadım. Ben mesela toprağı daha çok seviyorum da o an toprakta olmadığımız için mutluydum. kapalı hard court olduğu için öyle forehand de inanılmaz sekmiyordu ama tabii ki yine de normal bir forehand'den çok daha ağır geliyordu top. İşte yarım saat 40 dakika kadar oynadık. Sonra onun antrenörü Carlos Moya benim yanıma geldi. O biraz drill yapmak istedi 2-1. Ondan sonra da antrenmanı bıraktı da zaten turnuvadan sonra çekildi sanırım. O yıl oynamadı diye hatırlıyorum. Aynen bir maç kaybedip vardı. Çekilmişti. Aynen. Evet, tam Goffin'e böyle çok yakın maç kaybetmişti. Antrenman da olsa böyle bir insanın bir eli titriyor mu karşında öyle bir isim olunca? Yani evet başta evet. Bir 2-3-4-5 top içeri vurduktan sonra rahatlıyorsun. Sonra ama yani ortadan vurunca problem yoktu. Yani ben de vuruyordum da ilk başta evet bir titreme oluyor. Ama hareket etmeye başlayınca tabii ben o zaman 18 yaşındaydım. Yani puan oynamaya başlayınca ya da drill yapmaya başlayınca o farkı görebiliyorsun. Ne kadar ağır vuruyorlar topa, ne kadar önde alıyorlar, zamanını senden alıyorlar. Yani o fark vardı. Hatta o hafta Dimitrov'la da antrenman yaptım. Dimitrov sanırım o yıl kazandı. Evet, evet.
Onun topu o hafta en hızlı gelen oydu yani oynadıklarımdan. O füze vuruyordu yani. Her topa full güç vuruyordu. Zaten ilk gün onunla oynadım. Ben dedim inanılmaz bir hız dedim. Hani antrenman diye mi bu kadar sert vuruyor bilmiyorum dedim ama inanılmaz topa vuruyordu. Zaten şakası kazandı o yokmuş. haftada. Evet, aynen öyle. Evet, o hafta formdaydı bayağı. Sonra hemen fitness'a mı gittin? Bu biraz güç lazım bana bu toplarla mücadele etmek için. Evet, fitness de yapıyordum tabii orada da. Evet, fitness o zaten junior son yıldaki pro'ya geçerken en büyük faktörlerden birinin fitness olduğunu da orada çok iyi gördüm. Bingo da onlar da topa çok iyi vuruyordu. Hepimiz onlara göre fiziksel olarak fark vardı yani. Bir de profesyonelliğe geçişini konuşalım istiyorsan onu. Evet, oraya geçelim artık. Aynen Nadal'la filan orada antrenman yaptıktan sonra zaten mecburi artık junior oynatmazlar adama herhalde. Aynen profesyonel ilk senesi zaten zor oluyor diye herkes söyler. Bir de sanırım senin tam o sene bir sakatlığın mı oldu? Benim şey oldu, o son yılımın Avustralya açık oynadım. Sonra Antalya'da iki tane future oynadım. Bir oralar ilk defa hani future'larda kompetitivdim yani. Kazanma fırsatım oluyordu. İki kere üç sette kaybettim. Hani ilk eğitim puanımı almak için. Sonra bir sakatlık oldu. Mart ayı oynamadım zaten. Tam ne olduğunu anlamaya çalıştık. Nedir sakatlık diye. Sonra işte bir kalçamda bir sakatlık vardı. Nisan ayında ameliyat olmam gerektiğini öğrendik. Ooo 18 işte ameliyat oldum. Evet Nisan'da. Sonra Ağustos'ta geri döndüm. İstanbul'da bu future'lara. Orada da ilk puanımı aldım. Yani iyi bir başlangıçtı aslında hani sakatlıktan dönüp hem evet. Değişik bir tura giriyordum. Tabii. Hani bir puan aldım, öbür hafta da bir puan aldım. İki ATP puanı o biraz bana yardımcı oldu. İşte sonra o ATP finallerinde antrenmana gittim. O aylar çok turnuva oynamıyordum. Daha çok antrenman hani oyunumu pro'ya hazırlamak için özellikle fiziksele çok ağırlık veriyordum. Sonra işte yılın başında da bir yarı final oynadım. Bir 9-10 ATP puanım oldu. O beni Junior'dan çıktığım ilk seneye çok kötü bir yerde başlatmadı. Yani iyi bir yerde girdim bence olanlardan sonra. Bir 1000 numara gibi başladım. 2000 kaç 18 oluyor oluyor? herhalde. Evet 18'e. Sonra da o yıl 600 falan bitirdim diye hatırlıyorum ama yani o geçişim beni mutlu etti açıkçası. Çünkü o Junior'dan Pro'ya geçerken çok oyuncu zorlanıyor ve hani bir bilinmeyen var. Onun için kolay bir geçiş değildi. Bir de üstüne bir sakatlık 5-6 ay oynamayınca. Ama o sakatlıkta hani böyle hiç hani niye kafayı yemedim. O beni şaşırttı biraz. Hani o 5-6-7 ay oynamadım ama her şey normalmiş gibi davranıyordum. Sürecin zaten antrenörler de şaşırdı. Evet. Ailemden de babam ve annem biraz şaşırmadı da hani tabii ki zor anlar da vardı mesela ilk birkaç ay biraz negatif. İlk birkaç ay değil de 3. 4. ayda biraz negatiftim. Hani ne zaman oynayacağım, ne zaman oynayacağım. Aslında 5. ayda oynamaya hazırdım. Pardon, 3. ayda oynamaya hazırdım da 5. ayda geri döndüm. Maç fitness, her şey hazır olmak için. Biraz acele etmedim. O sakatlık döneminde hiç diyen oldu mu böyle ya bak kalçanda da sıkıntı varmış. Boş ver, git ÖSS'ye hazırlan filan. Yok, hayır. O ara Almanya'daydım. Adidas'tan Matt Merkel belki Almanya'dan bilirsiniz. Onunla çalışıyordum. Yani Almanya'da ameliyat oldum. Almanya'da fizyoterapi yaptım. Profesyonel geçti. Hiç kimse de öyle bir şey demedi. Sadece hani bu ameliyatı olmam gerekiyor. Çünkü daha 10-15 yıl oynayacağım. Mesela son 1-2 yılın kalsaydı tenis oynamak için 35-36 yaşında olsaydın bir sene daha oyna sonra tamam derlerdi. Ama 10-15 yılın olduğu için bunu şimdi halletmen gerek. Çünkü bununla belki 1-2 yıl oynayabilirsin dediler. Onun için biz de olduk. Hatta o sene benim için önemli bir senedi. Yıla 27 gibi başlamıştım. 20 numara oldum. İşte Junior'da en yüksek sıralamam. Avustralya'dan sonra, Avustralya açıktan sonra. Ben neredeyse seri başıydım. Biraz Avustralya açıkta seri başıydım da Wimbledon, Roland Garros Wimbledon'u oynayamadım. O biraz üzdü beni çünkü son yılımdı. Grand Slam'lerde biraz daha iddialıydım. Grade 1 turnuvalarıyla da sıralamamı yükseltebilirim Grade A'larla. Hani o yılı oynayabilirdim belki bu sakatlıkla ama geleceğe riske atacağım için o yıldan vazgeçip ameliyatı olup uzun vadeli düşündük yani. Güzel güzel bir karar olmuş yani değil mi? Çok şimdi erken bakınca yaşta olgun karar vermişsin. Çünkü bu sıralama baskısı birçok oyuncuya hani sakat da olsa hafif sakatlıklar da olsa aman puan kazanmam lazım şöyle böyle diye böyle sakatlığı perçinleştirip işin içinden çıkılmaz noktalara geldiğini gördüğümüz birçok profesyonel oyuncu var. Yani tam da böyle kırılma senem diyorsun ya orada soğukkanlı kalmak
kolay olmamıştır yani. Aile de tabii ki çok önemli bir faktör o noktada ama. Ailem, babam, annem hiç düşünmedi bile hani o yıl Ergil Roland Garros oynamalı, işte sonuç yaparsa iyi olacak. Hatta bazen o ara çevremizde olan birkaç antrenör dedi ki hani bu yıl olsun, bu yıl oynasın, Kasım Aralık'ta ameliyatı olabilir falan diye. Babam yani sinirlendi, hatta siz saçmalıyor musunuz falan dedi antrenörlere. Şu an oynarsa belki daha kötü olacak, sonra Evet. toparlayamayacağı bir şey olacak hani. Çünkü Junior'da biraz daha yukarı çıksam belki daha çok sponsor olacak, daha iyi bir Evet. imkanlarım olacaktı ama hiç oynayamazsam bunların hiçbir önemi olmayacağı için yani babam özellikle hiç bir saniye bile düşünmedi. Önemi yok dedi. Sonuçta Junior'da ilk 10, ilk 5 olan bir sürü oyuncu var pro'da başaramayan. Evet. Hani bu bir yıllık bir şey değil dedi. 10-15 yıllık onun için. Tabii ki üzgünüm son yıl oynamadığım için ama keşke oynasaydım. Yani bu sakatlıkla oynasaydım demedim asla yani. Süper olmuş. İstiyorsan profesyonel kariyere geçelim yavaştan. Biz bir Olur. sana tarzını soracağız ama önce biz özetleyelim. Şimdi izlediğimiz kadarıyla bol bol maç takip etmeye çalışıyoruz. 16 yaşından şimdiki yaşa kadar hatırladıklarımızla. Yani ben izlerken ilk dikkatimi çeken hızdı. Acayip bir hızın var bence. Geri çizgi oyunun Teşekkürler. çok sağlam iki taraftan da. Ama çeşitlilik de var. Ben özellikle drop shotlara bayılıyorum. Hem tercih zamanlarına hem de forehand drop shot'un uygulanmasına. Bu şekilde benim kafamda. Sen ne dersin oyunun için? Nasıl tarif edersin oyununu? İzlemeyen biri için. Oyunum genel olarak solid bence de. Baseline'ın iki taraftan da istikrarlı bir oyunum var. Aynen çeşitlilik. Özellikle drop shot vurmayı seviyorum. Bazen yanlış yerde de vurduğum çok oluyor. Çünkü o kadar bazen çok drop oynadığım oluyor. Onu biraz azaltmaya çalıştım. Ama yani o da benim bir galibiyet vuruşum. Onun için onu her zaman tutmam gerek bence. Şimdi buradan rakiplerimize de çok taktik vermeyelim istiyorum. İzleyen varsa yabancılardan. Alt yazı eklemeyiz, sıkıntı Altyazıyı olmaz. yanlış olarak Alt ekleyeceğiz. O yazıda zaman asla söyleyeyim. drop shot Biraz daha agresif oynamaya çalışıyorum. Yani biraz daha çizgiye yakın. Çizginin üstünde o rakibin zamanını iyi aldığımı düşünüyorum ama belki forehand tarafından biraz daha büyük vuruş geliştirmem gerek. Servisimi bence geliştirdim önceye göre. Hala geliştirmem gereken yer var. Özellikle challenger seviyesinde servis daha önemli oluyor. Biraz future seviyesinde o servis eksiği çok, rakipler hani ceza kesmiyor diyelim. Challenger'da, çünkü future'da belki kırdırınca bir daha geri kırabiliyorum falan ama challenger'da belki bir break o seti, belki değil, çoğu zaman bir break ya da iki break o sete Tabii. karar veriyor. Evet. Onun için future oynarken 3 kere kırdırıyorum servis. Belki 3 kere geri kırıyorum. Yani Challenger ve üstünde böyle bir şey mümkün değil bence. Bazen Evet. tabii ki oluyor ama Var yani mı böyle istisna durumlarda. serviste bir hedefin, şu kadar kilometre daha fazla ortalama atmam lazım veya işte tekniğimde şunu da eklemem lazım dediğin? Yani tekniğimde bir problem ya da bir sorun görmüyorum. Sadece ilk servisin avaraj hızını geliştirebilirim. Aynı ikinci servisi biraz hızlandırabilirim. Bir de ilk servisin yüzdesini geliştirmem gerek. Çünkü bazı maçlar %50, %55 civarı atıyorum. Bazı maçlar %60, %65 attığımda daha rahat ediyorum. Yani servis, ilk servisin yüzdesi önemli ama tabii ki ilk servisinde bir hız olmalı. Çünkü Tabii. ikinci servis gibi kick atarsam belki %80'le oyuna girebilirim ama başarı, yani aldığım puan sayısı düştüğü için bu sefer ilk servisin bir yüzdesinin çok bir önemi olmuyor öyle bir durumda. Evet. O da hep istatistiklerde böyle yanıltan bir şey olabiliyor. Aa, servisler hep içeri düşüyor. İyi o iyi servis atıyor diyorlar. Evet. Ama paraşüt o servis Evet. geri Yani geliyor hemen tak diye. ilk servis yüzdesi ve ilk servisten alınan puanların yüzdesi önemli. Bir de böyle maçlarını soralım. Şimdi aklına gelen böyle iyi galibiyetlerin var mı? Bizim aklımıza gelenler var. Özellikle ben ilk şeyi gördüğümde istatistiklerine baktık tabii hazırlanırken. İlk defa ilk yüzden birisiyle oynuyorsun ve o maçı kazanıyorsun mesela. O nasıl oluyor? Antalya elemesi ilk Evet. oynadığın. Ve de onun dış ben onu görünce bir şaşırdım. Onun dışında böyle şu maç çok iyiydi, bu çok iyi bir galibiyetti. Ya da kaçırdım ama yine de maç çok iyiydi dediğin maçlar var mı aklına gelen? O ilk ATP galibiyetim şu ana kadarki en iyi galibiyetim. Bize karşı büyük ihtimal tek galibiyetim. O Çimkort'ta geldi Antalya'da. Aynen.
Servisinin en önemli olduğu kort bir de yani. Evet, o gün cidden çok iyi servis attım. Bütün maç bir kere servisimi kaybettim. O da zaten set oldu. 6-2, 3-6, 7-6 kazandım. Yani Çim Kort'ta ikinci defa oynadım. Bir tek Wimbledon Junior oynadım. Ondan bir yıl önceydi. Yani Çim'de çok, zaten kimse çok antrenman yapmıyor da o profesyoneller her yıl bir kere oynuyor. Tabii. Ben kariyerim boyunca bir kere oynamıştım. Biraz sürprizdi. O tabii ki özel bir andı benim için. Onun dışında bu yıl aldığım, genel olarak aldığım iyi galibiyetler tam hatırlamıyorum da, bu yıl aldığım Shilkent Challenger'da iyi galibiyetler aldım. Marchenko, Robin Haase, Karlovski. Biraz yani Challenger'da. Tecrübeli evet. Bir dönemi ama Gulbis'i de yendin. Cedric Marcel evet. Şebe de fena oynadı. Valla evet. Gulbis geçen iki hafta önce mi ne elemeden finale çıktı Challenger'da. Yani, evet. Onun için hiç şakası olmuyor onların. Evet, onlarla oynamak tabii ki bir tecrübeleri var. Bir de iyi bir haftaya denk gelirse aynen Gulbis'in yaptığı gibi tekrar yani ritme girip çıkış yapma şansı her zaman var. Gulbis de yani çok iyi servis atıyor. Ve kendi de inanılmaz. O da drop shot seviyor benim gibi. Öyle. O da evet iyi bir galibiyeti benim için Roma'da böyle. Antalya'da hakikaten wildcard'da karşına direkt Berrettini çıkınca da o da böyle evet. Değişik bir tecrübe olmuştur hani böyle büyük isimlerle oynamak. Evet, zaten ondan Aralık ayında ATP oynayacağım dediğimde birine bana dedi ki sana Berrettini çıkacak, o geliyormuş dedi. Böyle şeyler söyleme bana. Sonra kurayı bir açtım, Berrettini çıktı. Tabii ki yani bir yandan başkasıyla da oynamak istiyorsunuz. Hani tur geçmek için daha çok şansınız olsun diye. Ama bir yandan da ilk onla bir maç da çok iyi bir tecrübe. Aslında maça kötü başlamamıştım. İlk game ben servis atıyordum. 40-30 öndeydim, kırdırdım. Üçüncü game 40-15 öndeydim, kırdırdım. İlk set 6-0 kaybettim ama ikinci set iyi bir mücadeleydi. 6-4 bitti. Evet. İki kere 0-30 oldu da yani 0-30 ne zaman olsa 2-3 tane servis, bir tane büyük forehand vuruyordu. Yani zordu. Slice çok iyi vuruyordu. Ya anlatman çok iyi oldu. Biz çünkü o turnuva sırasında kafayı yemiştik. Hiçbir yerden izleyemediğimiz yayın için. Yayın yoktu. Gerçekten yayın yoktu. Yani inanamadık. ATP turnuvasını kaçırmıştık. Ama olsun. Galiba hemen ondan sonra bu Covid'den dolayı Türkiye'de turnuvalar olduğu zaman İstanbul'da evet. Challenger olmuştu değil mi o zaman? Ve sen çok evet. iyi iki maç kazandın orada. Evet, orada izledik. TED'deki Challenger mı? Evet. 125 vardı TED'de. Kapalı Berrettini... da. Evet, Berrettini ile oynadıktan sonra o Challenger'daki oyuncuların seviyesi hafif geldi biraz. Yani onun da biraz etkisi var tabii ki. Yani o maçtan hem tecrübe aldım hem de oyun hızı yani 150-200 numaradan farklı Berrettini'nin. Hem servis tabii. olsun. Yani problem oluyor. Mesela 15-30 oluyor. Bir tane servis atıyor. Her şeyi çözüyor. Sonra kritik yerde bir servis daha atıyor. Her şeyi çözüyor. Yani onunla oynamak zor. Onunla oynamak için servis kırdırmaman gerek neredeyse. Bir de Çin'de evet, ondan sonra... yani toprak olsa hadi backhand'ine biraz yüklen ama. Burası sert kortta ama. Sert değil miydi? Evet. Evet, evet. Evet. Ama sert kortta zaten o adam için çok bir şey fark etmiyordur servis olarak. Ya, toprakta açıkta... da iyi oynayabiliyor ama. Evet, evet. Her yerde vuruyor arkadaş. ama o İstanbul'da da biz bayağı heyecanlandığımızı hatırlıyorum. Böyle bir Twitter camiası coşmuştu. İki tane ilk 200 galibiyeti geldi arka arkaya. Öyle hatırlıyorum. Evet. Çok iyiydi yani evet, sıralamalar. Evet. Çünkü sen 400'ün dışındaydın tabii o zamanlar. 400, belki 500'e yakındın. 450 numaraydım. 440-450 numaraydım. Aynen. O turnuvayla beraber 380'li bir şey oldum diye hatırlıyorum. Süper valla. Oradan sonra zaten ne zaman fırsat olsa izledik. Zaten Challenger'larda... çok iyi bir ivme yakaladın ve o sıralamada da böyle bazı basamakları tık 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 hızlı sıçrayışını da sağladı. Artık evet, ucundayız o... Grand Slam elemelerinin diyebiliriz. Evet. Çok stres bakalım, olmasın umarım. Ama yani hani böyle kağıt üzerine bakınca. Evet. Sana şeyi soralım. En beğendiğin ve de en beğenmediğin turnuvaları soralım. Böyle gidip de aa burası... çok iyiydi gerçekten, atmosferi işte, kalması, oynaması, her şeyi. Bir de ya o kadar iyi değildi, biraz zordu burası, bir daha gelmesem de olur dediğin yerler var mı aklına gelen? Genelde tenisçiler turnuvayı kazandığı ya da başarılı olduğu yerlere çok iyi diyor. Erken kaybettiği yerlere de kötü diyor. Ama ben onları düşünmeden söylemem gerekirse. Mesela Oeiras var Lisbon'da, Portekiz Challenger'lar.
Orada öyle çok başarılı olmadım ama oradaki turnuva hem organizasyon olsun hem antrenman kortları, işte turnuva her şeyle güzel challenger'dı bana göre Portekiz. Heilbronn Challenger çok güzel bir challenger. Zaten yılın challenger'ı ödülünü kazanmış sanırım 2-3 kere. Öyle ya, bir ödül mü varmış? Ben öyle bir ödül varmış. Affınıza sığınarak. Sanırım birini Heilbronn kazanmış, birini de Vancouver bu haftaya oynanacak. 125 olmuş zaten o. Önceden 125 değildi sanırım. Orası. En kötü, yani challenger'larda genelde bir şey oluyor, bir turnuva standartı. Onun içinden kötü challenger bulmak biraz nadir ama bu yıl mesela altıyla Amerika'ya gittik. Little evet. Rock ve Orlando'dan çok memnun değildim açıkçası. İşte hava durumu çok iyiymiş diyorlar orada o dönemde. Böyle tornado olsun, fırtına olsun. Alarmlar çaldı. Hepsi gibi. Vardı. Orlando'da önceki yıldan 6'dan biliyorum bir anda maçın ortasında alarm mı ne çalmış işte tornado geliyor diye. Bu yıl aynısı bana oldu, ben şok oldum, gülüyorduk 6'da maçımı izliyordu. Hemen gir içeri dedi koç, dedi şimşek geliyor. Kalk gidiyoruz. Biz de böyle Challenger TV'den yani izliyoruz tabii. İzleyemiyoruz yani, sallanıyoruz sürekli. Ama yok bir noktada da anlamadık çünkü yağmur yağmıyor, bir şey olmuyor. İnsanlar kortu terk etmeye başladılar. Meğer ya işte uçuşa geliyormuş. Geçmişler. Geliyorum. 5 kilometre ötede falan dediler. Hemen içeri girin dediler. Sonra zaten yağmur indi bir anda. Sonra durdu, korta gireceğiz dediler tekrar. İşte onlar da bir merkezden bir izin almaları gerekiyor. Tamam hani oynamak için güvenli şu an diye. Dışarı çıkmak için. Sonra evet, tam korta girdik. Maç ısınmasını tekrar yapıyoruz. Tam bitti. Maçın toplarıyla ısınmanın toplarını değiştiriyorlar. Yine alarm çalmaya başladı. Tekrar herkes içeri döndü. Sonra üçüncü defa çıktık. O zaman oynayabildik. Yani orada biraz sıkıntıydı. Yani transportation yoktu. Antrenman kortları problemdi. Hani USA Center'da 70 kort falan var ama turnuvadan bir gün önceye kadar antrenman kortundan ücret istiyorlardı oyunculardan, challenge oynayanlar. Amerikalıları maç kortlarında oynatıyorlar. Öbür vatandaşları, öbür ülkeleri dışarı kortlarda oynatıyorlar ki kort hızı değişik. Fitness için Amerikalılara çok büyük bir fitness merkezi vardı. Bir de iki tane bisikletle iki tane egzersiz matı falan bir şeyler atmışlardı çiftleri orada. Yani aklıma bizim Türkiye'deki challenge'lar geldi. Hani biz yabancılara inanılmaz tam tersi değil mi? Antalya'dakiler resortta oynanıyor. İstanbul olsun Challenger TED'deki oyuncular 3-4 gün erken gelip antrenman yapıyor. Ücretsiz her şey, bütün imkanlar. Yani en kötü tecrübem buydu Challenger'da. Bir de üstüne ilk tur kaybedince. Ama o sebepten değil. Onu anladık. Yani evet, bir daha yani gidilmez. İlk tur kaybetmekten değil. Mecbur aynen olmadıkça. Bir daha gerek duymadıkça gitmeyi düşünmüyorum. Bunu federasyona iletmemiz lazım ama. Amerikalılar eskaza gelirse hemen böyle Taksim taraflarında gürültülü bir otele yerleştirme olsun. Sarı dolmuşla sadece ulaşım sağlama filan. Genel olarak Avrupa'daki turnuva, mesela Avusturya'daki o kazandığım 25'te kazandığım için belki seviyorum ama oradaki şartlar da çok iyiydi benim için. Mesela öbür hafta Slovenya'ya gittim 25'e. Orada hemen ilk tur kaybettim. 2 gün sonra oynadım. Ama oradaki şartlar da 4 değişik gün, 4 değişik otelde kaldım. Çünkü turnuva otelinde rezervasyon yapmıştım. Yer yok dediler. Oradan oraya geçtim. Oradan bir başka bir yere geçtim. Yani 4 gün değişik yerde kaldım da 3 gün. Bu da evet, güzel bir tecrübe değildi. Full maça odaklanabilmişsindir yani. Bavullar. Ya eşyayı otelde gerçekten bıraktım. Öyle. Günün sonunda değiştiriyordum. Yakında oteller. Ama yani biraz sen sıkıntıydı. Şimdi Junior'ın oynadığın için aslında birçok turnuvayı gördün ama hadi bir de burada ana tablo da oynamayı çok isterim dediğin Grand Slam'lar illaki vardır ama onlardan herhangi birisi var mı öne çıkan ya da Grand Slam'lar dışında da var mı? Tabii ki Grand Slam'lar daha özel bu turnuvalara göre. Ya benim en sevdiğim Junior'da gittiğim Avustralya açıktı. Oyunculara en iyi şartları bence Avustralya yapıyor. Her yıl zaten geliştiriyorlar. Bir de ilk Grand Slam deneyimim olduğu için de özeldi. Yani oynamak istediğim Roland Garros açıkçası çünkü toprakta biraz daha rahatım. Ama mesela en çok büyülendiğim Wimbledon'a gittiğimde ilk o ana merkez yani main site çünkü eleme Roehampton'da oynanıyor biliyorsunuz. Yeah. Hem Junior'da hem Pro'da. Ana merkeze South W19'a gittiğimde içeri girdiğinde değişik bir atmosfer var. Yani büyüleyici bir evet, şeydi. Var ama tabii ki hepsi özel. US Open'da öyle.
Hani Orlando Challenger'ı çok beğenmedim ama US Open tabii ki çok güzel. US Open daha iyi mevsimde. Eylül'de New York fena değil. Öyle. Onun dışında bilmiyorum. Türkiye'deki 250'ler de bence çok özel. Türkiye'deki Challenger'lar da ben Türkiye'de oynamayı seviyorum. Mesela İstanbul 125'te inanılmaz bir seyirci desteği vardı. O da önemli bir faktördü bence oradaki yani iki tane iyi galibiyetimde. Çünkü seyirci cidden zor anlarda beni inanılmaz taşıdı ve rakibi de zorlu anlar yaşattı biraz. İşte bu. Yalnız hani yani orada tabii bizim izleyicimizi de savunmak lazım. Hani nerelerde ne turnuvalar izledik. Grand Slam'lerde bile kendi oyuncularına Fransızlar olsun, İspanyollar da çok fena. İngilizler yine iyi, kibarlar ama böyle acayip milletler var yani. Orada Paris Masters'ta Medvedev'i hayattan bezdirip Hugo Gaston'u böyle maçı kazandırmışlardı resmen. Yani biz kibar kalırız onların yanında. Salon beyefendisiyiz yani. Fransız seyircisi cidden çok zor bir seyirci. Roland Garros özellikle. İnanılmaz. Onlar fenalar. Acayipler yani. Diğer tenisçileri konuşmuşken hazır şey soralım. Büyürken ya da şu anda hala örnek aldığın tenisçiler oldu mu? Şu isimleri evet seviyorum ve tarzlarını kendime örnek alıyorum dediğin. Ben mesela Djokovic'i izlemeyi çok seviyorum. Oyun olarak Djokovic'i beğeniyorum en çok. Onun gibi esneyebiliyor yani musun peki? Yok, o kadar değil. Öyle bir esnikliğim yok onun kadar. Kyrgios'u da mesela izlemeyi seviyorum. Çünkü değişik öbürlerine göre. Büyük bir oyunu var. Ama yani oynamak istediği zaman Kyrgios'u seviyorum. Aynen. Bu sene aynen nedense öyle bir karar verdi gibi. Bilmiyorum, bu aralar istiyor takip gibi. Takip edebildin mi Wimbledon dışında da? Evet, bu sene cidden iyi oynuyor. Wimbledon'da puan almaması biraz ona kötü oldu. Çünkü sıralamada cidden yukarı çıkabilirdi. Ama yine de çıkar büyük ihtimal. Çünkü cidden iyi oynuyor. Yani değişik bir karakter. Ben izlemeyi seviyorum. Hem onu hem Djokovic'i. Tabii. Sırbistan'da oynamış olmanın da zamanında etkisi var mı böyle? Orada tabii ki Djokovic'in inanılmaz bir aurası vardır illaki ya. Ya oradayken öyle Djokovic'i pek izlemiyordum. Yani orada ben orada yaşıyorken 2011'de inanılmaz bir sezonu vardı zaten. Evet. Roland Garros'a kadar kaybetmedi. Yarı finalde Federer'e kaybetti sanırım ilk defa. Alışveriş merkezine gitsen, orada bir kulübe gitsen, restorana gitsen her yerde televizyonda onun maçını izliyorlardı. Millet kafayı yiyordu her maçta. Hani ayağa kalkıyor, alışveriş merkezinde bağırıyorlar falan. Ben biraz sinir oluyordum bundan. Kafayı mı yemişken bu kadar destekliyorlar diye. Son 2-3-4 yılda daha çok hani Djokovic fanatiği değil de hani onun oyununu izlemeyi seviyorum ve çok yani akıllı oynadığını düşünüyorum. Bayağı yani her oyuncuya karşı çok seçeneği var. O bence çok etkileyici. Yani kimle karşı oynuyorsa hani 10 tane değişik stratejisi ya da oyun tarzı rakibe göre değişik yapabiliyor her şeyi. Çözüyor. Zaten 2-0, 5-0, 40-0 da olsa oradan sonra geçmiş olsun yani. Evet. Alıyor götürüyor. Pro kariyerinde tabii ki hani konuştuk biraz geçişleri ama sıralamalarını bayağı hızlı da birçok Türk oyuncuya göre geçtin. Böyle senin tamam şu anda ben bir seviye atladım böyle bir hissettiğin bir maç veya bir kupa bir galibiyet var mı böyle hani o pro'ya geçerken ki o Nadal'la falan antrenman yaptıktan sonraki o gelen hissiyat gibi? Sıralama olarak geçen yıl bu Kiev Challenger'dan sonra biraz hani tamam ben şimdi Challenger'ları seviyesine geldim diye gibi hissettim. Şey hani hem sıralama açısından turnuvalara giriş açısından. Çünkü ondan önce 400 numaraydım. Ondan sonra 300-310 arasıydım. Hani o biraz rahatlattı. Hem Challenger'larda ana tablo olma şansım oluyordu. Hem elemelere girme şansım oluyordu. Çünkü 400 numarayken hani listeyi kovalıyorsun son ana kadar. Kim çekildi, kim girdi, ben girebildim mi? 300 numara olunca biraz onun rahatlığı vardı. Hani tamam yani rahatlığı derken turnuvayı planlayabiliyordum. Evet bu hafta şurada oynamak istiyorum. Tamam ana tablo olmazsam elemeyi de oynayabiliyorum. Orada ana tabloya girersem buranın elemesinden çekilip oraya giderim gibi. Biraz oydu. Şu anda biraz o durumdayım. 270 bu hafta 285 oldum. Haftaya da biraz puanım gidiyor. Geçen yılki o seriden dolayı. İlk 250'nin içine girince tabii ki daha rahat turnuva planlamak için.
Tabii. Hani nereye girebiliyorum, nerede oynayabiliyorum onu önceden bilmek. Çünkü bir tenisçi için plan önemli. Hem rahatlatıyor takvimi, ne yapacağını biliyorsun. Ona göre antrenman haftası koyabiliyorsun. Yani o geçen yılki o yakaladığım o 4 turnuvalık seri, 2 tane 15, bir 25, bir de Kiev'deki yarı final. Ondan sonra hani evet ben Future'dan şimdi Challenger'da da daha çok giriş yaptım. İşte 2 tane yarı finalde 2 tane çeyrek finalim var. Ama biraz daha hani kendimi o seviyenin oyuncusu yapmak için 1-2 tane daha yarı final, final ya da bir tane kazanmam gerekiyor. Öyle düşünüyorum yani tam o Challenger'ın tam başındayım, tutunmasındayım yani tutunma yarışındayım Evet. Challenger'a. Onun için de bir yarı final, final ya da bir tane iyi bir hafta oynayıp kazanmam gerek. Ki evet ben bu şimdi buranın oyuncusuyum deyip ondan sonra bir üst seviyeye çıkmayı düşünmek için. Aslında bu benim bir sonraki soracağım soruya biraz cevap gibi oldu. Teyit almış oluruz. Bu sene için hedef o zaman böyle Challenger seviyesinde kalmak mı? Hem bu sene için hedefini sorayım hem de genel kariyer hedefini. Ya evet biz şu an önümdeki bu sene değil de önümdeki ilk hedef hani bu Challenger'da istikrarlı oyuncu olup hani puanlarım gitti o future'a geri dönmemek için Challenger oynama. Evet. Hedefim de bir tane Challenger turnuvası kazanmak istiyorum. Çünkü iki kere yarı final oynadım. Daha finalim yok ama finale çıkmışken alalım hemen. Değil mi? Evet. Son zaten 6 finalimde hepsini kazandım. Finalde iyi bir şeyim var. Onu bozmayayım buradan umarım. O istatistiği evet. Felix Hoca Aliyesim'e de gösterelim. Onun da tersten var öyle bir istatistik. Evet, o da sanırım 9.'da ya da 10.'da kazandı. Evet. Ama zaten ATP finalinde hep ilk 10 ya da ilk 20'den biriyle oynadığı için kolay değil. İşte hedefim o. Bu Challenger turnuvasında iyi bir deep run İngilizcesi öyle yakalamak. İki tane yarı finalim vardı Kiev'de. Sebastian Baez'e kaybettim. Bu yıl daha çok şansım vardı hani Şimkent'te finale çıkmak için Fanselov'a karşı. O da o gün cidden iyi bir maç oynadı. Ben de o hafta iyi oynuyordum. Hani biraz düşe kalka geldim. Oradan yükset, buradan yükset. O ikinci turda kramplarla kazandım falan. Hani orada biraz şansım vardı cidden. Hem finale çıkmak için hem de finalde de kazanma şansım vardı. Öyle bir hafta benim için çok iyi olur bir tane daha. Hem sıralamam için hem güvenim için hem de o Challenger seviyesinde başardım demek için. Kaç turnuva yani oynamayı düşünüyorsun mesela seneye böyle senelik takvimi yaptığında? Geçen yıl 29 turnuva oynamışım. Şu an bu yıl kaç turnuva oynadım bilmiyorum ama büyük ihtimal senenin sonunda 30 ya da 35 turnuva gibi bir şey olacak ki yani ciddi bir sayı. Tabii evet. Ki burada ilk turlar, ikinci turlar olunca pazartesi, salı ya da çarşamba kaybedince eve dönüp 3-4 gün antrenman yapıyorum. O turnuvadan bir anda antrenman haftasına dönüşüyor bir maçlık. O haftaları bazen saymıyorum hani turnuvadan. Tabii ki hani turnuvaya gittin, antrenman yaptın, maç oynadın, döndün bir yorgunluk var. Ama hani bir maç oynayınca tekrar ya da ikinci tur geçsen de ikinci maçta kaybedince öbür haftaya hala çok bir yorgunluk olmuyor. Onun için öbür hafta tekrar oynayabiliyorsun. Ama mesela üst üste 3-4 turnuva yazıyorum bazen. Bir tanesinde iyi oynayınca bu sefer öbüründen çekilme şansım var evet. Her zaman. Mesela önceden bunu yapmıyordum. İyi bir turnuva oynuyordum. Sonra öbürüne yorgun bir şekilde gidiyordum. Biraz gaza gelip bazen. Hani bazen vücut çünkü kaldıramıyor onu. Beyin de diyor ki hayır ben oynayacağım diyor. Formdayım diyor. Kazanacağım diyor ama vücut ona izin vermiyor. Dominic Thiem modeli evet. Dediğimiz. O da bir ara sen... çok oynadı sanırım. Biraz çok oynuyordu evet. Ona. Puanları senin... sayılmıyordu yani. O kadar turnuvanın maksimum ATP'nin limitini dolduruyordu. Boşa puan ayrına turnuvaya gidiyordu. Senin bu arada onunla da antrenmanların var. O evet. Onunla antrenman taze nasıl? Taze bir de o sakatlık dönüşünde en yakından görmüşsündür seviyesini onun da. Onu tekrar forma soktuğum doğrudur. Yanlış olmasın. Antrenmandan sonra galibiyet geldi. Evet çeyreğe çıktı. Öbür hafta yarı mı oynadı? Çeyrek bir daha oynadı sanırım. Evet. Pittsburgh'de. Bir güzellik yapsın artık. O ama ben de onun antrenmanının ekmeğini yedim. Ben de öbür hafta Avusturya'da 25 kazandım. O da yanlış olmasın. Evet sen de sana da yaramış ona da yaramış. Gayet iyi. Bizim için kazan kazan evet. Durumu gerçekleşmiş. Bize de yaradı evet. Biraz daha şimdi genel birkaç tenis sorusuna geçeceğiz. Sonra da biraz eğlenceli bir şeyler kort dışı konuşup yavaştan kapatırız. Şeyi soralım sana. Tenise dair en çok sevdiğin şey ve tenise dair
kariyerin en zor yanı. Bu ikisi ne geliyor aklına? En çok sevdiğim şey bireysel spor olması. Başarının senin elinde olması. Hani çalışırsan, yaparsan hani bir engel olmaması karşında. Hani her şeyi çalışıp kortta kazanılması. Onu seviyorum. Hani biri tabii ki her şey senin elinde değil. Rakibin de aynısını yapıyor. Evet. Hani kontrol sende değil. O iyi oynarsa o kazanıyor. Sen iyi oynarsan sen kazanıyorsun. Ama o faktörünü seviyorum. Hem bireysel olması hem de yani dünyayı görüyoruz sonuçta. Her hafta değişik bir yerde. Çok gezebiliyor musun peki? Ama bu da zorluklar kısmına da onu koyabilirim. Turnuvalara gittiğimde çok gezmiyorum. Mesela 18-19 Junior'ken ben bazı çoğu turnuvaya annemle seyahat ediyordum. Annem hatta o bahsettiğimiz Roland Garros Junior'da da vardı. Evet, hatırlıyorum. Hani annem hani Paris'teyiz. Bütün gün odada yatıyorsun diyor. Ya antrenman yapıyorsun diyor. Ya fitness yapıyorsun. Sonra gelip odada yatıyorsun. Bir Paris'i görelim diyor. Sonra annemle US Open'a da gittik. Diyor New York'tayız. Şehri görmüyoruz falan. Hani çıkıyoruz 10 dakika yürüyoruz. Ben çok yoruldum diyor. Yani ben yürümeyi hiç sevmiyordum o zaman. Yani yürümek yerine 10 dakika yürümek yerine 2 saat koşabilirim. Yani o Hadi zamanlar. Ya. İşte onu biraz değiştirdim aslında. Öyle de Ondan şehir sonra çabuk daha gezilir çok aslında böyle gittiğim bir. şehirleri. Koşarak evet de. İşte Junior'ken belki eksik yaptığım bir şey oydu bence. Sadece kulüp otel, restoran. Restoranda zaten otelin restoranını seçiyordum. Ya da kulübün Evet. restoranını. Evet. Hani hiçbir yere gitmiyordum açıkçası. Mesela babam da benim yürüyüş yapmayı seviyor. O beni zorla bir yere çıkarıyordu falan. Ama şu an tabii yere gittiğimde zamanım varsa şehri ya da oraya yakın bir yere gidip dışarı yürümeyi çalışıyorum. Bir yeri görmeye, ne bileyim, bir müze olsun, bir alışveriş merkezi ya da sinemaya gidiyorum falan. Normalde turnuva zamanı direkt otel falan yapıyordum. Zor yanı da seyahat diyordun sanırım. Evet, zor yanı da seyahat. Çünkü her hafta değişik bir yerdesin. Her hafta değişik bir otel. Kendi yatağında yatamıyorsun. Göçebe hayat. Bazen yemek problem oluyor. Hani dışarıda ben çok yemek yemeyi sevmiyorum da her gün dışarıda yemek yiyorum. Ya evde annem pişirdiğinde ne yediğimi biliyorum. Tabii. Yani daha sağlıklı oluyor. Hem daha lezzetli oluyor. Bir de Tabii. sınırsız oluyor. Evde zaten kilo alıyorum zaten çoğu zaman. Ama Hepimizin derdi. Türkiye'ye yani gelince. en zor evet, Her Türkiye'ye yemeğin yanına bir gelince pilav biraz ister illaki. istemez. Ben pilav inanılmaz seviyorum zaten. Her yemekte neredeyse pilav yiyorum. Ya pilav yemesem belki 5 kilo daha zayıf olacağıma inanıyorum Coğrafya kaderdir, yapacak bir şey yok. zaten. Bir de bizim pilav biraz yağlı mesela. Başka Avrupa'daki pilav böyle bir tatsız bir şey getiriyorlar. Ben onu hiç sevmiyorum. Tabii Avrupa'ya pilavı uzak doğulular getirdiği için onlarınki de biraz ot gibi. Var mı öyle bir Evet, besin zor yanı planı aynen peki o. Turnuvada falan, yani böyle aman şunları yiyeyim şunları yemeyeyim. Şimdi Djokovic dedin, gluten falan, değişik sorular açığa çıkıyor ister istemez. Ya öyle bir gluten bir diyetim yok. Sağlıklı şeyler yemeye çalışıyorum. Ne bileyim makarna, salata. Makarnayla salata en çok yediğim şey pilav dışında. Sonra işte tatlı falan onları yememeye çalışıyorum. Özellikle turnuva haftasında hiç yemiyorum. Antrenman haftalarında bazen arada haftada belki bir gün bilemedik 2 gün. Yani bazen 5-6 saat antrenman yapıyorsam ama turnuvada o kadar antrenman yapmıyorum. Antrenman haftası gibi tabii ki de günde 1,5-2 saat maç oynadığım gün yarım saat belki maç çok sürmediyse maçtan sonra 1 saat 1,5 saat daha oynuyorum. Yani antrenman haftası çok yaktığım için bir tatlı yiyebiliyorum ama turnuva haftası o kadar Dikkat yani daha etmek gerekiyor. dikkatliyim turnuva haftası. Daha çok su içmeye çalışıyorum. Tabii ki antrenman haftasında da su içmem gerek de turnuvada biraz daha disiplinliyim. Turnuvadan 3-4 gün önce de daha disiplinliyim. Ama belki antrenman haftasında da o her gün aynı şeyi yaparsam bu sefer turnuvada daha da başarılı olabilirim. Süper. Yani o zaman zaten şimdiye kadar formül çalışmış ki bunca kupa, puan Aynen. ve sıralama gelmiş. Şey var mı peki böyle o kadar hani biz sadece daha çok ya turnuvadayız, yerinden izliyoruz veya işte televizyondan izliyoruz ama perde arkasında birçok şeyler oluyor izleyicilerin görmediği. Senin böyle verebileceğin bir örnek var mı ya
en kral izleyiciyim diyen bile böyle şeyleri aslında çok görmüyor. Tenis oyuncularının yaşadığı gibi böyle bir şey var mı aklına gelen ilginç? Ben şeye şaşırdım mesela, senin 4 günde 4 ayrı otelde kalmış olmana bir Evet. turnuvada. Böyle bir Bu eziyet. ilk defa oldu. İlk Ya. defa yani öyle bir şey oldu. Biraz yani turnuvaya otele rezervasyon yapmıştım. Bana evet tamam rezervasyonun onaylandı falan diye böyle bir mesaj geldi. Baş parmak atıldı hani all good gibi. Sonra ben de dedim süper bari Sonra. her şeyi ayarladım. Sonra böyle oldu. İşte ama ben sen ama çok şey olmuyor. Genelde iyi organize ediyorum gitmeden önce her şeyi. Ki böyle şeyler olmasın diye. Orada da aynısını yapmıştım ama bu sefer oldu. Ama bu da bir Tabii. tecrübe. Bir Tabii. daha kaç Parmak gün sayısına yaptığımı dikkat. kontrol edeceğim. Evet. Biraz diğer oyuncuları konuşalım. Zaten sen tarzını beğendiğin oyuncuları bunu soracaktık. Onları bahsettin. Kadınlar tenisinde var mı böyle, orayı da takip ediyor musun? Takip ediyorsan var mı böyle bu oyuncuların tarzını seviyorum dediğin? Çok takip etmiyorum şu sıralar. Ali Önceden Nar beni Wozniacki'yi takip etsin seviyordum. diyorsun. Wozniacki'nin oyununu seviyordum. Ivanoviç o da Sırbistan'dan. Onu da takip ediyordum. O Zaten ikisi de zaten sanırım dünya bir numara oldu. televizyonlarda yan ekranda o da vardır o zamanlar. O zaman biraz gölgesinde O kalıyordu. Yani zaman biraz Djokovic düşmeye başlamıştı dışındaki gerçi, doğru. evet Djokovic dışındakileri pek umursamıyorlardı orada. Ama Zaten aday olsa Sırbistan'daki teniste cumhurbaşkanı çok olur herhalde şu anda. Öyle bir şeyi var, etkisi var. öyle bir şey vardı evet Sırbistan'da tenisi bıraktığında Türkiye'yi yönetecek falan diyorlardı ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bir tane sorumuz var şöyle. Altuğ'a da sormuştuk bunu. Oynadığın oyuncular arasından iki tane şey soracağım. Bir tanesi, ben bu çocukla oynadım ama bu nasıl şu anda buralarda oynuyor? Bunun çok daha yukarılarda olması lazım dediğin biri var mı? Bir de şu anda yukarı çıkmış ama nasıl yukarı çıkmış? Ben anlamadım o oyunla dediğin var mı? Tam böyle ters olarak. Aklım böyle kişiler var. Yani daha çok hani bu nasıl bu kadar düşük renkte bunun daha yüksek olması gerek diye düşündüğüm var. Öyle hani bu nasıl buralara geldi diye düşündüğüm çok yok yani. Çünkü şu anki teniste zaten 200'deki oyuncuların hepsi iyi. Hani bu nasıl burada diyeceğim öyle çok oyuncu yok. Tabii ki bazı sürprizler var hani diyelim biri 50 numara belki 120 numara bana göre ondan daha iyi oynuyor dediğim var tabii ki ama öyle tam isimlerden hatırladığım yok da o da aynı şey oluyor hani bu 120 numara nasıl bu kadar düşük gibi. Düşük değil tabii ki de hani daha iyi olabilir. Junior'da zaten saydıklarının maşallahı vardı ama bekler miydin bu kadar yüksek çıkış yapmasını o zamandan? Kimleri? Deminor veya Kecmanovic veya Şapo. Kezmanovic evet. Çünkü Kezmanovic'te inanılmaz bir disiplin vardı. Ta 12, 13, 14 yaşından beri. Hani maç kaybedince her seferinde ağlıyordu. Hatta bizim bir hikayemiz var. Biz aynı kulüpte çalışıyorduk Belgrad'da. Benim ablam da önceden tenis oynuyordu. Biz antrenmanda çiftler oynuyorduk. Ben de bir tane Sırp oğlan. Ablamla da Kezmanovic karşıda partnerdi. Ablam veya birkaç hata yaptı falan. Oğlan raketi atmaya başladı Kezmanovic. İşte ağlamaya başladı falan. Ablam da buna bakıyor falan diyor. Yani o hem çok hırslıydı hem de disiplin de vardı. Yani o bana göre hiç sürpriz değil. Deminar da yani o da 12 yaşından beri dünyadaki ilk 5, ilk 10'daydı zaten. İlk 20'deydi. Corentin Moutet de benimle aynı yaşta. O da Tennis Europe 1 oldu. Junior'da ilk 10'du. 99'da cidden çok oyuncu vardı. Şapovalov. Onların hiçbiri sürpriz değil. Ama mesela Şapovalov 14 yaşında Kanada'nın milli takımında 3-4 numaraydı. 3 numaraydı. Single oynatmıyorlardı ona. 2-0 ya da 0-2 olunca double oynatıyorlardı. Antrenörleri onu hiç beğenmiyordu. Çünkü o zaman inanılmaz hızlı oynuyordu ama her şeyi dağa taşa vuruyordu. 5 metre dışarı, 3 metre dışarı. Ama o hızı bir anda Hala tutturup öyle kort içine sekanslar vurunca olabiliyor özellikle böyle. ama işte o oyunu tutturmaya başlayınca çok hızlı çıktı. Aynen Yibing Wu da 99'du. O da zaten Junior'ken bir numaraydı. US Open kazandı. Sonra sakatlık oldu. 3 yıl falan bizde. Covid'le beraber o çiftinden çıkamamış sanırım. Geçen Little Rock Orlando'da o da vardı. Konuşuyorduk. Hani Çin'de turnuvalar oynuyordum dedi. Ülkeden çıkamamış mı? Öyle bir şeyler olmuş.
O da çok sakatlık geçirdi ama zaten o Junior US Open kazandıktan hemen sonra Şangay'da Challenger kazanmıştı. Daha son Geçen yılında sene Junior'da. yarı final oynadığın zaman şey dedi mi? Bu Sebastian Baez iyi oynuyor. Çünkü sanırım oradan sonra bir seriye başladı o. 4-5 tane falan kazandı. Mesela Yanlış onu hatırlamıyorsam. beklemiyordum o kadar hızlı çıkacağını. Cidden iyi oynuyordu ama çok hızlı çıktı. Şu an kaç numara Evet. bilmiyorum. 50'de sanırım 30-20 civarlarında olması gerek. 60-70'e girdi ben de en son bildiğim kadarıyla ama hızlı hızlı gitti o da. Anıl, istiyorsan tenis tarafını burada kapatalım ve de kort dışına geçelim. Bir de Evet. rapid fire sorularımız Hızlı düşün, yanlış olacak. cevaplarsa hızlı. 31 numara Baez şu anda canlıda. Of. Hemen Seri arayasın. başı Ya konumuna o gelmiş. iyi oynuyordu. Çok iyi oynuyordu. Sanırım zaten Kiev'de bir numaralı seri başıydı. US Open'da eleme ya çıktı ya final turu oynadı. Ama o kadar hızlı çıkacağını düşünmüyordum. Hani toprakta çok iyi oynuyor. Hard'da da çok iyi oynuyor şu an. Ya Alex Molchan da öyle. Cem'in oynadığı US Open'da. O da çok hızlı bir çıkış yaptı. O Evet. da çok iyi formda. Baez dün Kyrgios'la oynadı böyle ilk set tam böyle 4-0'da filan sonra bir ritim buldu. Epey oynamaya başladı yani Kyrgios'a karşı sert zemin de. Evet. Kolay Bir de değil. bir bacak arası puanını gördüm bu sabah. Artık klasik. Hayır, Winner. Baez'in. Ha, Kyrgios'un Baez. değil. Ha, Baez bir o. bacak arası lob winner vurmuş. Helal olsun. Hem bacak arası hem lob. Kaçırmamda benim ayıbım olmuş. Herkesin gördüğünü ben görmedim. Peki tenis dışında Ergi neler yapar, neler izlemeyi, yapmayı, dinlemeyi sever? Ne geliyor aklına Yürümek şimdi? değil, onu Yavaş yavaş yürümek. Eskiden öğrendik. değildi. Yürümek. Formula 1 izlemeyi seviyorum. Zaten çoğu vaktim uçuşta geçtiği için çok fazla Netflix izliyorum. Başlardan önce müzik dinlemeyi seviyorum. Bir de NBA'yi takip ediyorum. NBA'yi de seviyorum. Oh, Yani süper. hobilerim bunlar. Bir de bilardo oynamayı seviyorum. Zaman önce mesela babam çok snooker izlemeyi seviyor. Evde bütün gün televizyonu açıyor. Snooker'ı biraz sıkıcı buluyorum. Sullivan oynuyorsa ama keyifli oluyor. Yani ben 10 yaşındayken de vardı Sullivan, hala var gerçekten. Evet. İnanılmaz ya. Başka bu kadar uzun süre bir oyuncunun oynayabileceği bir spor var mı? Gerçekten merak ediyorum. Özellikle göz koordinasyonu bir Bilardo. yaştan sonra gidiyor diyorlar aslında çünkü. Snooker'ın Federer'i diyorlar ona Evet. sanırım. Peki o zaman Netflix'ten gelsin bir sonraki soru. Böyle en son izlediğin dizi, film hangisi, böyle ya tamam yeni bir şey yakaladım, bu müthişmiş falan diyeceğim bir şey var mı? En son Blacklist izledim. Aa, The evet, severim. Blacklist. Sanırım bitti ama yeni sezon olacak mı bilmiyorum. Stranger Things izliyorum şu an. Son sezondayım. Dördüncüsü geldi değil mi onun? Evet, Evet. dördüncüdeyim. Bölüm başı 1,5 saatlik şeylerle, Film sürelerle. sorusunu geçiyoruz o zaman. Stranger Things Evet. artık film kategorisine Film giriyor. ol. İlk başta 40 dakikaydı. Şu an bir saatin üstünde sanırım bölümler. Evet, aynen. Bütün dizilerini örnek Sonra almışlar. Drive to Survive Formula 1 ringini izledim. Sonra da bazen documentary tarzı sporla ilgili şeyler izliyorum. Basketbol olsun, futbol olsun. Hani kariyerlerle ilgili. Biyografik gibi. Süper. O zaman Anıl, bu kısmı sana bırakıyorum. Bana mı bırakıyorsun? O Aynen. zaman Ergi, çok düşünmeden hemen cevap vermeni bekliyorum. A mı B mi Tamam. şeklinde sorular soracağım. A ya da B diyeceksin özetle. Zor olmasın ama. Yok, direkt Artık omurilik bakacağız. soğanından cevap vermen gerekiyor zaten direkt. Tamam. Mesaj mı arama mı? Mesaj. Çay mı kahve mi? Çay. Büyük parti mi, küçük bir grupla buluşma mı? Küçük bir grupla buluşma. Kedi mi, köpek mi? Köpek. Steak mi, salata mı? Salata. Deniz tatili mi, şehir gezisi mi? Deniz tatili. Dizi mi, film mi? Dizi. Kitap mı, e-kitap mı? Kitap. Konser mi, tiyatro mu? Konser. Hepsi yanlıştı İşte bu. cevapları. Vallahi evet, bu cevapları aldık. Biz herkeste yaptık bunları.
Bir kolaj yaparız ileride. Tablosunu çıkarmamız lazım Gökalp. Evet. Artık birikti bunlar yani. Aynen. Aile ne dedi? İpek ne dedi? Ergi ne dedi? Bakalım. Türk kimlerle kişilik çaya analizini, gidiliyor? Röportaj ayağına biz çıkarıyoruz. Böyle, bu da gizli projemiz. Evet, aynen öyle. İyileştirince ilginç bir video olabilir ama herkesin cevaplarıyla. Aynen. Küçük bir grupla buluşma diyenleri küçük bir grup halinde buluşturup çay içeceğiz, kahve içeceğiz artık o şekilde. Diğerlerini de Grand Slam'de final maçına götüreceğiz falan. Meğerse herkes büyük bir grup istiyor. Ergi çok teşekkür ederiz. Bizim ben bir sürü zamanını aldık. Sorularımız bu kadar. Vallahi çok keyif aldık. Ağzına sağlık. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Hava güzel olur inşallah turnuvalarda. Ve uzun uzun tadını çıkara çıkara şehirleri de biraz göre göre gezmiş olursun. Hava çok sıcak Avrupa'da. Güneş evet, kremini ihmal etme. Aynen. Bu arada kapatmadan hani izleyiciler, dinleyiciler için şey de soralım sana. Davis Cup ne yazık ki burada oynanmayacak. Onun için onu söyleyemiyoruz. Ama yakınlarda herhalde bu sene Türkiye pek gözükmüyor değil mi? İnsanların seni gelip desteklemesi için, izlemesi için. Evet, şu an takvimde bir turnuva gözükmüyor. Aynen, belki Davis Cup'ta Kolombiya'da oynayacağız. Önümüzdeki sene umarım. Ya da yılın sonunda belki bir turnuva eklenebilir. Hani takvim daha tam açıklanmadı. Geçen sene mesela Antalya'da iki tane Challenger 50'lik eklendi. Hı hı. Yani ATP'de takvim geç çıkıyor bazen. Onun hı hı. için son dakika böyle yeni yerlerde turnuvalar oluyor. Umarım Türkiye'de de olur yani. Türkiye'de olursa biz organizasyonu başka yapıp geliyoruz. Otobüsü kaldırıyoruz. Aynen o tamam. Baskıyı kurmaya geliriz diyelim. Tekrar teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Sizlerle çok keyifliydi. Teşekkürler. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.